Karayollarımızda çoğunlukla yanlış eğimden kaynaklanan bir suyu boşaltamama, suyu gönderememe sorunu var. Bu da su yastığı diye tarif edilen bir sorunu ortaya çıkarabiliyor. Konu Konyasporlu genç futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasıyla bir kez daha gündeme geldi. Biz de bunu bir güvenli sürüş uzmanına sorduk. Aşırı hız, yağışla birlikte oluşan su birikintisi, dolayısıyla su yastığı ve tabii ki en önemlisi emniyet kemerinin takılı olmaması. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın ardından dile getirilen iddialar böyle. Ahmet Çalık şu an bulunduğumuz noktada, yani Ankara Niğde otoyolu üzerinde aracıyla seyir halindeydi. Hızlıydı ve bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şu an bulunduğumuz bu noktadan aracı şarampole devrildi. Taklalar attı ve ne yazık ki 27 yaşındaki futbolcu bu kazada hayatını kaybetti. Peki bu kazaya sebep olan faktörler neydi? Güvenli sürüş uzmanı Sinan Çetin'e sorduk. Araç çok hızlı olduğunu gördük. Yolu da inceledik. Herhangi bir akvaplanik, şu anda burada da yağış var, akvaplanik oluşturabilecek yolda herhangi bir unsur yok. Uykusuzluk olabilir, başka bir şey olabilir, yorgunluk olabilir. Çok klasik bir uyarı vardır. Yağışın ilk başladığı anda hız yapmayın şeklinde. Peki içinde bulunduğumuz mevsim koşullarını da dikkate alacak olursak, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sürücüler ne yapmalı? Kesinlikle sürücülerin direksiyonu sabit ve iki eliyle sıkı sıkı tutması gerekiyor. Ve tabii ki ne olursa olsun emniyet kemerinin takılması da çok önemli. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bu bir slogan gibi sadece öyle akılda kalmasın. Bu bir gerçek.